Hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni bir video. Evet. Dünkü videomda söz verdiğim gibi bugünkü videomda sizlerle birlikte kafeslerimizi göstereceğim. Ve kafeslerimizin planını paylaşıyorum. Modern kafeslerimizin planlarını paylaşıyorum. Yine başladı bizim kele olan ya. Ula bir sus. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, modern kafeslerimizin planlarını da sizlerle paylaşacağım şimdi. İsterseniz kümesiniz de yapabilirsiniz. Maliyetinden de bahsedeceğim. Kaç paraya bunları kestirebilirsiniz, neler yapabilirsiniz, her şeyden sırayla bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle sizlere plan ve projeyi göstereyim. Telefonuma kaydetmiştim. Onlara bir bakalım. Şimdi bizim modern kafesimiz, yani bıdıkları koyduğumuz bıdık familinin kafesi 2 metre falan. Öyle bir şey. Şöyle kamerayı alalım. Sizlere birlikte göstereyim. Bıdık familinin kafesi 2 metre. Şimdi yani az, 200 santim bile değil tam anlamıyla, birazcık yani 2 metreye yakın. Bu kafesimiz küçük taban olarak, lakin 5+1'lik bir sisteme uygundur. Zaten yuvamız da o kadar güzel. Bu yuvamızı daha çok, şunu bir susturalım, sus. Kızım sus lütfen. Allah rızası için susar mısın? La bir sus, la bir sus, la bir sus, sus, sus. Of. Sus, sus içine kapatırım seni bir yere. Neyse. Devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, modern kafesimiz tamamıyla bir marangoz eli değmişti buna. Yani şimdi her şeyini vereceğim sizlere. Düzgün kesildi. Makine ile. İşte ahşaplar düzgün kesildi, ovallaştırıldı falan filan derken kapı ovallaştırıldı, düzgün kesildi gibisinden. İçi dışı çok güzel. Şu an bıdık family de yumurta salıyor. Çünkü yeni sahiplerine yumurta gidecek inşallah. İsteyen arkadaşlar için. Evet, bu şekilde bir işlemimiz var. İşte böyle bir kafes sistemi yaptık. Burayı da biraz yükselttik ki arkaya meyil verelim. Şimdi sizlere vereceğim kafes planında şura yok. Onu söyleyeyim ki sonradan şey yapmayın. Burayı biz en son ekledik. Yani çatıyı yükseltmek için. Çatının malzemesi var. Ama siz çatıyı kaldırmak size ait. Kendiniz artık onu ayarlarsınız. Ondan öncesinde göstereyim. Bu ise tamamen el yapımı. Yani ölçüler aynı. Sadece bu 2,5 metre arkadaşlar. Genişliğinde böyle uzunluğunda. Uzunluğu çok geniş. 2,5 metre uzunluğunda yaptık ki daha geniş ve daha güzel bir kadın alanı olsun. Diğer açıdan bu modern kafesimiz biraz daha estetik değil. Yani kapılar ovalaştırılmadı. Ne bileyim şey yapma. Tamamen babam sağ olsun, babamın el emeği var burada. Bir marangoz hanemiz olmadığı için eliyle yapabildiği kadar yapıyor. Verniklendi tahtalar. Yeşil görüyorsunuz. Yeşil vernik kullandık. Tahta koruyucusu olarak. Güzel oldu bence. Hayvanlarımız için güzel bir ortam. Yine aynı plan, aynı proje devam ediyoruz. Demişler ki birkaç arkadaş. Demiş ki abicim neden folluklar sizin ulaşabileceğiniz yerde değil? Arkadaşlar bakın şuradan ben direkt folluklara uzanabiliyorum içeri doğru. Ve istediğim kadar yumurta alabiliyorum. Ön taraftan kapıyı açıp. Bir de ben dışarıda örtmeli bir folluk yapmayı düşündük, dışa çıkmalı. Yapamadık çünkü yer kaplıyor. Yerim küçük olduğu için dışarıdan yaparsak yer kapladığı için bitişik yapıyorum zaten kafeslerin çoğunu dizleştireceğim için. Yer kapmaması için follukları dışarı yapmadık. Folluklara yine oradan ulaşabiliyoruz. Onu sırf temizlik için yapıyoruz. İkinci bir kapağı. Yoksa direkt buradan zaten folluklardan yumurtaları alabiliyorum. Bu 2,5 metrelik bir şeyimiz. Tamamen her şey aynı. Bu kafeste yani ölçüler mölçüler her şey aynı. Sadece 2,5 metre. Yani uzunluk farklı. Ve diğer kafeslerimizin hepsini de bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere ölçüleri verelim. Sizler de bu arada kafeslerimize böyle bir bakın. Görün. Güzel değil mi? Muhteşem yaptık. Babam sağ olsun gerçekten elinden her iş geliyor. Babamı da biliyorsunuz, eğer izlemediyseniz pazar videomuzda babamı gösterdim sizlere. Merak eden arkadaşlar pazar videomuza giderek babamı görebilirler. Orada girişte babamı sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Gelin şimdi ise ölçülere verelim. Öbür kafeslere doğru da gidelim. Bu kafesimiz farklı. Şöyle farklı. Bu da aynı. Ölçülere sahip. Her şey aynı. Sadece şu yuva kutusunu biraz küçük yaptık. Babam kafasına göre
deniyor, bir şeyler yapıyor. Biz dedik biraz daha küçültelim, yerden daha da yükseltelim. Böyle yaptık. Sizin tercihiniz. Ben şimdi sizlere ölçüler vereceğim. İsterseniz yüksek yapın, küçük yapın fark etmez. İsterseniz aynı ölçülerde onun gibi yapın. Bu iki kafesimizi farklı yaptık. Her şey aynı ölçülerin, sadece yuva kutuları farklı. Yuva kutularını biraz daha küçülttük, 50 santime indirdik. Bu kadar. Tek fark bu. Ama diğerleri yine yuva kutuları neredeyse 70 santim falan olması gerekmektedir diye biliyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere ölçüler veririm. 250 santim 4 adet 4'e 4. 4'e 4 dediğimde zaten marangoza bilir. Şu tahtanın kalınlığı 4'e 4. Nasıl 4'e 4? Şu aşağısı ve üst taraf. Bunları götürüp marangoza ve 250 santim. 2 metre yani. 2,5 metrelik bir sistem yapıyoruz. Ha isterseniz bunun gibi de küçültebilirsiniz. Santimlerde oynama yapabilirsiniz. Sadece bir kafesin ölçülerini veriyorum sizlere. İsterseniz işte birkaç kafes yapmak isterseniz bu ölçüleri kullanarak marangozunuza veya da işte kimle çalışıyorsanız ona kestirebilirsiniz arkadaşlar. 250 santim 4 adet 4'e 4 istiyorsunuz marangozunuzdan, sizlere kesim yapıyor. Hemen geçiyoruz. İkinci malzememiz 130 santim 10 adet 4'e 4. 130 santim de yerden yüksekliği kafesimizin arkadaşlar. Yine bu da 4'e 4 tahtalarla 130 santim. 10 adet alıyorsunuz. 135 santim ve 55 santim. 135'e 55 santimlik. 4 adet tabaka demişim. 135'e 55 santim. Büyük ihtimalle yuva kutularının santimleri. Yani aha, ondan sonra geldik. 50 santime 55 santim 2 adet tabaka. 50 santime 55 santim 2 adet tabaka. Bu da önün arkası olabilir arkadaşlar yuva kutumuzun. Ondan sonra geliyoruz. 50 santime 2 adet 4'e 4. Ondan sonra 123 santime 2 adet istemişim. Şöyle bir şey var. Bu verdiğim ölçülerde kapı boyları da var. Şu kapı çerçevesi de var burada. Büyük ihtimalle bunlardan birisi bu. Bizim için önemli olan tabakalar. Tabaka dediğim yuva kutularının tabakaları. İsterseniz benim gibi keresteler kestirebilirsiniz ölçülerde. İsterseniz de bir bütün tabaka kestirebilirsiniz. Var arkadaşlar biliyorsunuz. Marangozlarda tabakası şekilde satıyorlar. Böyle basma şeklinde tabakalar var ama daha pahalı onlar. Kereste daha ucuzunuza gelir. Benim maliyetime gelirsek, benim maliyetim toplasanız bir tane kafesin, sizlere şu an verdim, yine ekranda da göreceksiniz kafes boylarını, her şeyini, modern kafesimizin planını. Benim bir modern kafesi aldığım ekipman 70 TL arkadaşlar. Bu kadar. 70 liraya bir kafes yapabiliyorum ama işçiliği bana ait. İşçiliği başkasına yaptırırsanız daha pahalı yaparlar. İşçiliği size aitse kavak bizimkiler ve ahşap koruyucuyla güçlendiriyorum. Bu şekilde 70 liraya marangozumuz yapıyor arkadaşlar. Kesif veriyor. Gerisine karışını siz birleştiriyorsunuz. Ama bir isterseniz çam ağacından yaptırabilirsiniz. Bu da artık fiyatlarda oynama olacaktır. Bizim fiyatlarımız bu kadar. Gelin tekrardan bir gezelim. Şu yeni kafeslerimizi gösterelim. Bunlar biraz daha küçük yaptık babamla. İyi oldu. Bunlar da güzel. Fark etmez. Yeter ki yüksek olsun yerden. Kapağımızı açıyoruz. Burada güzel. Orada yine yuva kutumuz var. İçeri girecek, girebilecekleri. El yapımı, göz nuru kafeslerimiz hazır arkadaşlar. Allah izin fırsat verirse her bir kafesimizde cinsiz hayvanlara bakacağız. Zaten bir adet kafesimiz kaldı burada. Şu an 3 tane, 4 tane kafes oldu. Bir tane daha yaptık mı 5 olacak. Ondan sonra daha kafes yok. Şimdilik kaç tane kafesimiz olmuş olacak biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4. Bir tane daha yapacağız bunlardan, aynılarından. 5, orada zaten var. 6, 7, 8, 9, 10 tane kafesimiz olmuş olacak. 10 kafesin en az 7'sinde, çünkü 3'ünü farklı amaçlar için kullanacağım. İşte ferikler koyacağız falan filan. En az 7 tane sağlam ırk belirleyeceğiz artık yavaş yavaş. Allah neyi nasip ederse kümesimizin gidişatına göre 7 tane sağlam kümesimde ırk barındırmayı düşünüyorum. İnşallah da başarabilirsek bu ırkların hepsinin de işte barındırıp büyütüp çoğaldıktan sonra satışlarını, üretimini yapmaya çalışacağım. Zaten birincisi Sultan. Diğer açıdan Bıdık Family çıkartacağım. Sürüye karıştıracağım. Karışık bir ırk olacak. Bunları şimdilik ayırdım. İsteyen arkadaşlar için ayırdım. Yoksa ben Bıdık Family'nin kendileri grup düşecektir zaten dışarıda diye şey yapmıyorum yani. Hiç kafama takmıyorum. Burada bir tavşan kafesimiz var. Bunu hiç saymadım zaten. Tavşanlarımız burada. Yeni yavruları olacak.
Karamel hamile biliyorsunuz. Onu bekliyoruz. Diğer açıdan rahibe vizanlarımız yoklar. İçeri girmişler. Yumurta salıyor sanırsam. Rahibe vizanlar da şöyle ki tutarsa tutar, tutmazsa yapacak bir şey yok. Bu son denememdi biliyorsunuz. Elime geleni yaptım. Eğer bir sıkıntı yaşarsak rahibe vizanı artırmayı durdurup büyük rahibe vizan alabilirim kümesime. Sultanlar, garanti sultanımız var artık. Allah'ın izniyle sultanlarımız var arkadaşlar. Artık sultan familyamız kafesimizin, kümesimizin yerli oldu. Yani bu garanti bir ırk. Brakel yine garanti ırkımız. Brakelimizi de bu yıl yine yumurta paylaşımı bulunduracağım. Sınırlı sayıda. Ama gelen yıl daha çok yumurta paylaşımında bulunacağım. Çünkü hayvanlarımız artmış olacak. Ve gelelim mavi yeşilci hayvanlarımıza, legbar ve amerikanuslarımıza. Bunlar da yine kafesimizde her zaman duracak yeşilci ırklar. Yeşil yumurta isteyen arkadaşlarımıza buradan temin etmeye çalışacağım. Diğer açıdan da işte alttan gelen hayvanlarımızı bekliyorum. Hepsi büyüsünler. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna gelelim. Kafeslerimizin ölçülerini verdim. Kafeslerimizin bitiminde sizlerle daha iyi videolar paylaşmaya çalışacağım. Daha detaylı konuşuruz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Şu an ekranda çıkacak farklı videolara gidebilir. Şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın inşallah.